Evet. Şimdi bir denklem verildiğinde bize, polinom denklemi verildiğinde biz bunun köklerini bulmak için birçok metot biliyoruz. Yani işte sabit sayının çarpanlarına bakıyoruz falan, yani bir sürü şey deniyoruz. Ama denerken neleri deneyeceğiz, neleri denemeyeceğiz? Hani onları anlamak için reel köklerin alabileceği üst sınırın bulunmasıyla ilgili bir, hatta iki yöntemimiz var arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi. İlk yöntemimiz şu. Şöyle yazayım. Baş katsayısına an diyelim bizim ifademizin. An sıfırdan büyük olmak üzere an çarpı x üzeri n artı an eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta artı a1x artı a0 eşittir 0 diye bir denklemimiz olsun arkadaşlar. Bu denklemde arkadaşlar sol taraftan, yani şu taraftan itibaren bakıyorsunuz. Soldan ilk negatif katsayıdan önceki ilk negatif katsayıdan önceki sıfır veya pozitif katsayılı terimlerin sayısı sıfır veya pozitif katsayılı terimlerin sayısı k olsun arkadaşlar. Ve negatif katsayıların diyelim mutlak değerce en büyüğüne G diyelim arkadaşlar. Bir K'mız var, bir de G'miz var. Bu denklemin reel kökleri bir artı kök içinde, kağıncı dereceden kök içinde G bölü AN ifadesinden küçüktür arkadaşlar. Şuraya tekrar renkli bir kalemle yazıyorum. 1 artı kağıncı dereceden kök G bölü AN. Tamam. Şimdi bunu tabii böyle söyleyince anlamanız güç olacak. Uygulamayla yapalım arkadaşlar. O Uygulamayla yapalım. hocam denklemde negatif katsayı yoksa ne olur? O zaman başka bir şey düşünürüz. Biz varken düşünüyoruz şu anda. Tamam? Negatif katsayı Anladım. varken düşünüyoruz. Zaten iki tane yol var dedim. Deneyeceğiz. Bazılarında her zaman her şeyi çözemiyoruz zaten. Şimdi bu soruda şunun başına 4 olacak. Düzeltirsiniz. 4 çarpı x üzeri 6 ile başlıyor. Ne yapıyoruz? Önce bizim şuraya kuralımızı yazalım. Evet. Bulmamız gereken 3 tane ifade var. K, G, AN. AN'yi biliyoruz zaten. Soruda 4 yazmıştım. AN'nin 4 olduğunu biliyoruz. Önce K'yı bulalım. K ne? Soldan ilk negatif katsayı şu. Bundan önceki sıfır veya pozitif katsayı terimlerin sayısı. Bakalım. Bundan önce ne var? 4 çarpı x üzeri 6 var. 5 var mı? X üzeri 5'li bir şey var mı? Yok. Ama katsayısı sıfır onun. Yok olması da o demek. X üzeri 4'lü var mı? Evet, 1 çarpı x üzeri 4 var. X küplü var mı? Evet. Sıfır veya pozitif katsayı terimler kaç tane arkadaşlar? 4 tane. Yani K eşittir 4. Peki şimdi G'yi bulmalıyım. Onu da farklı renkli bir kalemle bulalım. G ne? Negatif katsayıların mutlak değerci en büyüğü. Bakıyorum negatif katsayı ne var? Eksi 10 var. Eksi 256 var. Ha, mutlak değerci en büyüğü 256. Şimdi kuralı uyguluyorum. 1
artı 4. dereceden kök 256 bölü baş katsayımız 4. O da ne oluyor? 64 şurası 256 değilmiş arkadaşlar. Bu arada hatalı basılmış. Onu da düzeltiyorum. Dedim niye böyle tam sayı çıkmıyor. Şöyle sileyim. Şurası da eksi 324'müş arkadaşlar. O yüzden şuraya toparlıyorum. Benimki eski yayından aldığım için böyle. 324 sayı güzel çıksın diye ayarlanmış. 81'in 4. dereceden kökü 3 arkadaşlar. O zaman bu işlemin sonucu kaç çıkacak? 3 çıkacak arkadaşlar. Yani hocam 4 çıkacak. Özür diliyorum. 4 işlem hatası yaptım. Şurası 3 çıkacak. Artı 1. 4 çıkacak. Demek ki benim bu denklemimin kökü 4'ten küçük olacak arkadaşlar. Bakın kök falan bulmadım şu anda. 4'ten küçük olmak zorunda olduğunu buldum. Yani hatırlayın ne yapıyorduk? Sabit kısmın bölenlerini deniyorduk ya, öyle her şeyi denemeyeceğim. 4'ten küçük olanları deneyeceğim. Yani bu bana kök bulmayı sağlamıyor. Kök bulma yolunda bir kolaylık sağlıyor. Köklerin üst sınırını bana belirlemiş oluyor. Şimdi bir yöntemimiz daha var. Ona da ikinci yöntem diyelim. Köklerin üst sınırını bulmak için. İkinci yöntemimiz şöyle. Gene işte an sıfırdan büyük olsun olmak üzere bizim ifademiz a n x üzeri n a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 a 1 x artı a 0 eşittir 0 olsun bizim denklemimiz. Burada şöyle yapıyoruz. Her bir negatif katsayının bu ifadeki her bir negatif katsayının sayısal değerini yani mutlak değerini kendinden önceki tüm pozitif sayıların katsayısına bölüyoruz. Mutlak değerini kendinden önceki tüm pozitif katsayıların toplamına bölüyoruz arkadaşlar. Elde edilen sayılardan sonuçta birkaç tane sayı edeceğiz. En büyüğünün bir fazlası reel köklerin üst sınırıdır arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? Örnek üzerinde gösterelim. Her bir negatif tam sayı, mesela burada eksi 8 ile eksi 6 var. Mutlak değerini alıyormuşuz. Kendisinden önce gelen bu 1, bu 2, bu 5 toplamına bölüyoruz arkadaşlar. Ne geliyor? 1 geliyor. Tamam. Sonra bunu alıyoruz 6. 1 artı 2 artı 5'e bölüyoruz. 6 bölü 8 0,75 geliyor. Bunlardan en büyüğünün bir fazlası işte 2 bizim reel köklerimizin üst sınırı oluyor arkadaşlar. Şimdi peki hocam farklı renkli kalem alıyorum. Birinci yolumuzu kullanamaz mıydık? İkinci yol hani şey yapalım. Bu ikinci yol olsun hatta. İkinci kuralla yaptık. Çünkü şimdi birinci yolda birinci kuralla yapalım. Neye ihtiyacımız var? K'yı bulmaya ihtiyacımız var. G'ye ihtiyacımız var. Bir de AN'e ihtiyacımız var. AN'in bir olduğunu zaten biliyoruz. K'yı nasıl buluyorduk? İlk negatif sayıdan önceki x üzeri 4, 2x küp, 5x kare. Kaç tane var? 3 tane terim var arkadaşlar. Peki G'yi nasıl buluyorduk? G'de negatif olanlardan
Mutlak değerci en büyük olanın mutlak değeri 8. Kural neydi? 1 artı 3. dereceden kök 8 bölü 1. Bu ne geldi? 3. Hocam buradan 3 geldi. Buradan da bir şey geldi. 2 geldi. Aha, yanlış mı yaptık? Hayır arkadaşlar. İki kuraldan bir tanesi 3'ten küçük olacak diyor. İkincisi 2'den küçük olacak diyor. İkincisi daha sınırlayıcı bir şey çiziyor bize. Sınırlayıcı bir resim çiziyor. İkisi de doğru. 2'den küçük olan zaten 3'ten küçük olur. Dolayısıyla bu tarz sorularda hangi yöntemi kullanalım? İşte sorudan soruya değişebilir. Bu ilk yol bize 3'ten küçük reel kök olduğunu söylüyor. 3'ten küçük sayıları deneyeceğim. İkinci yol 2'den küçük diyor. 2'den küçükleri deneyeceğim. Dolayısıyla ikinci yolu kullanmak bu soruda daha avantajlı. Ama başka bir soruda birinci yolu kullanmak daha avantajlı olabilir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bakın burada işimize yarayacak. 3 artı kök 2 sayısı aşağıdaki denklemlerin hangisinin bir köküdür? Şimdi gidip bulmayacağım arkadaşlar 3 artı kök 2'yi. Bana verilen denklemlerin köklerinin sınırlarını çizeceğim arkadaşlar. Ve bazılarının 3 artı kök 2 diye bir kökü olamayacağını görüp onları eleyeceğim. Geriye bir şık kalacak. Bakalım A şıkkına. A şıkkında arkadaşlar K'mız 1. Çünkü ilk negatif sayıdan önceki terimlerin sayısı bir tane. Pozitif veya sıfır katsayılı. Peki G'miz kaç? Negatif olanların mutlak değerce en büyüğü bir tane var zaten. 3. AN'imiz kaç? 1. 1 artı birinci dereceden kök 3 bölü 1. Yani cevap 4 arkadaşlar. Birinci dereceden kökün anlamı yok zaten. 4. Yani bizim üst sınırımız 4. Peki 3 artı kök 2 sayısı kaça da yakın bir sayı? Kök 2 yaklaşık olarak 1.4. O zaman bu yaklaşık olarak 4.4. Üst sınırımız 4 olduğu için A şıkkının olması mümkün değil arkadaşlar. B şıkkında yapalım. B şıkkında dikkat edin x kare terim var. K'sı 2 niye? X üzeri 4 var. Bir de 0 tane x üzeri 3 var. G'si kaç? Negatif olanların mutlak değerci en büyüğü. A en kaç? 1. 1 artı karekök 4 bölü 1. Bunun ne geldi? 3 geldi arkadaşlar. Bizim kökümüz 4,4. Demek ki bu da olamaz. İşte bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. D şıkkını yapalım. B şık geleniyor. C şık geleniyor. E şıkkı da böyle yapınca deniyor. D şıkkını yapalım. K'sı 1 arkadaşlar. Çünkü ilk negatiften önceki ifade bu. G'si mutlak değerci negatiflerin en büyüğü 14. AM 1. 1 artı 14 bölü 1. 15. Üst sınırı 15 arkadaşlar. Yani bizim 4,4 kökümüz, 4,4'e yakın olan kökümüz olabilir. Bu nedenle bu sorunun cevabı Denizli olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bu dördüncü dereceden verilen denklemin bir köküdür arkadaşlar? Şimdi biz gidip bunun kökünü bulmayacağız. Sınır belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki K kaç? K arkadaşlar ilk negatif sayıdan önceki pozitif ve sıfır katsayılı dereceler bir tane var. G ne? Negatif olanların mutlak derece en büyüğü 100. A1 ne? AN ne? Pardon. 25. 1 artı birinci dereceden kök 100 bölü 25. O da 5 yaptı arkadaşlar. Demek ki üst sınırımızmış bizim 5. 5'ten büyük kökümüz olamaz arkadaşlar. Şimdi kök 3'ün değerini biliyoruz. 17 ile yani 1,7 artı 2 3,7 bak bu olabilir.
Bu olabilir, soru işareti dursun. Kök 5'e bakalım. Kök 5 yaklaşık olarak kaç arkadaşlar? 2,2 gibi bir şey herhalde, değil mi? 22 ile 22 çarpın kaç yapıyor? 4'te 2,2 ile başlayan bir şey bu. Toplayınca zaten kök 4 2 yapıyor. Bu kök 4'ten büyük. O zaman burası 5'ten büyük. Bunun olması mümkün değil. Çünkü 5 bizim üst sınırımız. Peki küp kök 6 küp kök 1'den büyük mü? Küp kök 6 büyüktür küp kök 1'den. Çünkü küp kök 1, 1. Burası 1 olsaydı 5 olurdu. Bu daha büyük bir şey koydum. 5'ten büyük oldu. Olmaz arkadaşlar. Kök 3 1'den büyük zaten. 4'e ekleyince 5'ten büyük olmaz. Kök 5 yaklaşık 2,2 gibi bir şey az önce bulmuştuk. 2 ile çarptık. 4,4 artı 1 5,4. 5 bizim üst sınırımızdı. Olmaz. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Bazen kökleri bulurken kökü direkt bulmayacağız. Üst sınırını bulup bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz diyerek kökü bu şekilde bulacağız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam direkt üst sınırı bulmadan direkt en küçük işaretleseydik şıklarda. Ama olmayacaktı belki. Ha, evet. Bu soru için evet. Değil mi? En küçük zaten olmak zorunda kalacaktı. Şimdi tam sayı köklerinin bulunmasını anlatacaktık arkadaşlar. Burada anlattım bunu daha önce size. Şimdi ikinci kez tekrarını yapmış oluyorum. Denkleminde tüm katsayılar tam sayı ise arkadaşlar. Bakın tüm katsayılar tam sayı. Yani A0, A1, A2, nokta nokta, AN. Bunların hepsi tam sayı ise ve denklemin bir tam sayı kökü varsa onun nasıl bulabileceğimizi anlatıyorum. Denklemin tam sayı kökünden bahsediyorum arkadaşlar. Ne yapacağız? A0'ı karşıya atacağız arkadaşlar. Sonra burayı x parantezine alacağız. Sonra bu x'i alıp arkadaşlar karşıya bölüye atacağız. Sonuçta bunun katsayıları tam sayı. Biz kökümüz tam sayı, x'ine tam sayı koyacağız. Eşitliğin sol tarafı tam sayı çıktığına göre sağ tarafı da tam sayı çıkmak zorunda olacak arkadaşlar. Bu nedenle ben herhangi bir denklemde tam sayı katsayılı bir denklemde bir tam sayı kök arıyorsam arkadaşlar sabit olan sayının bölenlerinde ararım. Nasıl? Mesela böyle bir denklemle karşı karşıyayız. Bütün katsayılar tam sayı. Bunun kökünü bulacağım. Görmekte zorlanıyorum. Hemen şunu denerim. Ya hocam o zaman 1, 2, eksi 1, eksi 2'yi deneyeyim. Bunlardan biri muhtemelen kök olur derim arkadaşlar. Denesek 2'nin sağladığını görebiliyorum ben mesela hemen. 16, eksi 16, eksi 2 artı 2. X eşittir 2, köktür. Peki başka sağlayan bir şey var mı? Eksi 1 de sağlıyor sanki. Değil mi? Eksi 1 koysak 1, eksi 4, artı 1 artı e sağlıyor. X eşittir eksi 1 de köktür. O zaman bu ifadenin arkadaşlar çarpanlarından birisi x eksi 2'dir, birisi x artı 1'dir, bir de yanında bir şey vardır. İkinci dereceden bir şey vardır çünkü burası dördüncü dereceden. Ya o zaman ben gider bu ifadeyi şu ikisine bölersem şurayı bulmuş olurum. Peki bu x'i ne? X kare eksi x eksi 2. Hadi bölelim. Normal bölme gibi yapacağız. Amacımız her zaman en baştaki ifadeye ulaşmak olacak. Bunu x kare ile çarpacağız. X üzeri 4 eksi x küp eksi 2 x kare. Sonra ben böyle çizip biraz uzağa koyuyorum bu eksiyi. Çünkü bu eksi hepsini etkileyecek buradaki.
şunlar gitti, şu artı oldu, bu da artı oldu. Toplayınca eksi 2x kare, şu x'in aynen aşağı indi. Şimdi gene en baştakini elde etmeye çalışacağız. En baştakini elde etmek için artı x ile çarptım. X küp, eksi x kare, eksi 2x. Çıkarttım, şunlar gitti, şu artı oldu, eksi x kare. Şu artı oldu, artı x, artı 2 ile indim. Gene en baştakini elde etmeye çalışacağım. En baştakini elde etmek için bu sefer eksi 1 ile çarpacağım. Eksi x kare artı x artı 2 çıkarınca da arkadaşlar 0 gelecek. Ha, demek ki benim ifadem x üzeri 4 eksi 4 x kare eksi x artı 2 ifadesi x eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x kare artı x eksi 1'miş. Peki arkadaşlar, bunun bir şeyi var mı? Kökü var mı? Şunun. Bakalım deltasına. B kare, 1'in karesi eksi 4 çarpı A çarpı C. O da 5 yaptı. Köklerden birincisi eksi B artı kök delta bölü 2A. Diğeri eksi B eksi kök delta bölü 2A. Zaten diğer iki kökü de 2 ve eksi 1 olarak ben bulmuştum. Dolayısıyla bu denklemin 4 kökünü de buldum. Neyden faydalandım? Katsayıların tam sayı olması. Katsayılar tam sayı olduğunda tam sayı kök arkadaşlar. Sabit sayının bölenlerinden biridir. Bundan faydalanarak çözmüş oldum. Geldik buraya, bu soruya. Bu soruda da aynı mantığı güdeceğiz. Bakacağız katsayılar tam sayı. Ben bir kök arıyorum arkadaşlar. Ne diyeceğiz? O zaman bunun bölenleri ya 1, ya 2, ya 3, ya 6, ya eksi 1, ya eksi 2, ya eksi 3, ya eksi 6 olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Peki bu soruda bir adım ileri gidebilir miyiz? Nasıl yani? Az önce öğrendiğimiz kuralları kullanabilir miyiz? Üst kök için bir üst sınır belirleyebilir miyiz? Burada k'yı bulalım arkadaşlar. İlk negatiften önceki terim sayısı 2. G'yi bulalım. Negatif olup mutlak değerce en büyük olan 6. A n ne? X üzeri 4'ün katsayısı 1. O zaman 1 artı kök içinde 6 bölü 1. Değil mi? 1 artı kök 6 oldu arkadaşlar. Peki kök 6 nedir? 2 ile 3 arasında bir sayı. Burası 3 virgüllü bir sayı. Dolayısıyla üst sınırım 3 virgüllü bir sayı olduğu için 6'ları denememe gerek, pardon, şuna gerek var. Bu çok da işime yaramadı ya. Bir tek 6'yı denemeyeceğim. Böyle bir işe yaramış oldu. Daha sonra 1 için bakarım, sağlamıyor. Eksi 1 için bakarım, sağlamıyor. 2 için sağladığını görürüm. 2 benim için bir kök olur arkadaşlar. O zaman 2 için sağlıyorsa arkadaşlar, benim ifadem x eksi 2 çarpı bir şeydir. Giderim bu ifadeyi x eksi 2'ye böler ve burayı bulurum. Uzun uzun yapmayacağım. Bulalım hemen, bulunmuşunu söyleyeyim. X küp artı 4x kare artı 4x artı 3 oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunu ayırmaya çalışacağız. Bunun için de 1, 3, eksi 1, eksi 3 deneyeceğiz arkadaşlar. Burada da eksi 3'ün bir kök olduğunu göreceğiz. O zaman diyeceğiz ki x küp artı 4x kare artı 4x artı 3 x artı 3 çarpı bir şey diyeceğiz. Bu bir şeyi bulmak için bu ifadeyi x artı 3'e böleceğiz arkadaşlar. Peki ne kalacakmış? Onda farklı renkli kalemle ne çıkacakmış? X kare artı x artı 1 çıkacakmış. Bunu zaten çok yakından tanıyoruz. Delta 0'dan küçük. O zaman bu denklemin iki tane kökü var. Biri 2, biri eksi 3 arkadaşlar. Peki son bölümlerimize geldik. Tam sayı köklerin bulunması için
Newton metodu arkadaşlar. Şimdi az öncekine çok benziyor. An x üzeri n artı an eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta a1x artı a0 eşittir 0 arkadaşlar. Az önce sadece a0'ı karşıya atmıştık. Şimdi arkadaşlar son ikisini karşıya atacağız. An çarpı x üzeri n artı an eksi 1 çarpı x n eksi 1 artı nokta nokta bizde a2x kare kalacak. Burada eksi a1x eksi a0 kalacak arkadaşlar. İki tarafı da eksiyle çarpıp yani burayı a1x artı a0 diye bırakıp burayı ise arkadaşlar eksi x kare parantezine alırsak şöyle bir ifadeyle karşılaşacağız. Böyle bir ifadeyle karşılaşacağız. Gene bizim tam sayı kökümüz varsa a0'ı böldüğünü biliyoruz. Şu x kareyi karşıya böl diye atacağız arkadaşlar. Karşıda şöyle bir şey olacak yani. Evet. Sonra bunu da şöyle düşünebiliriz. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bir tane x ile bunu sadeleştirelim. A1 artı A0 bölü x. Çünkü ben tam sayı köküm varsa zaten bunu böldüğünü biliyorum. Yani özetlemem gerekirse şöyle kırmızı renkli kalemle alayım. Şu bir tam sayı bu arada. X'e bölünmüş hali. X ne bizim kökümüz? Bölü x diyoruz arkadaşlar. İşte bu ifadenin tam sayı çıkması gerekiyor. Eğer bizim bir tam sayı kökümüz varsa. Yani özetlemem gerekirse eğer x bir kökse bölmeli a1 artı a0 bölü x'i. Bakın x bir kökse bölmeli. Bölüyorsa kök demiyorum. Bunu bölüyorsa kök olur demiyorum. Bakın bu kökleri bulmada bir yol. Yani kökleri bulma yolunda adımları veriyor bize. Kökü direkt olarak bulmuyor. Tekrar söylüyorum. Eğer x sayısı a1 artı a0 bölü x'i bölüyorsa kök olma adayıdır. Bölemiyorsa kök değildir diyoruz. Şimdi örnek üzerinden anlatayım. Böyle bir ifademiz olsun bizim. Eğer x sayısı bizim mesela x1 sayısı bizim bir kökümüzse a1 artı 15 bölü x1'i bölmeli arkadaşlar. Zaten bizim tam sayı pozitif tam sayı kökünü soruyor. Kökü adaylarımız ne? 1, 3, 5, 15. Pozitif tam sayıları için bunlar olsun sadece. Adaylarımız bunlar. Şimdi ben gidip bunların hepsini deneyecek miyim? Yani bir koyacağım, hani bir koymak kolay da 3 koyacağım, 5 koyacağım, 15 koyacağım. 15 koymak çok zor yani. 15'in 7. kuvveti falan buraya koyacağım da bunun işlemin sonucunda sıfır eşit olup olmadığını göreceğim. İşte bu tarz büyük sayıları yerine koymadan anlamak için bir yöntem arkadaşlar. O zaman mesela 1 olabilir mi bizim kökümüz? 1 bütün sayıları böldüğü için, şuraya 1 yazınca bütün sayıları böldüğü için zaten olabilir. Olabilir. 3 olabilir mi? 3 acaba 5 artı 15 bölü 3'ü bölüyor mu? Bakalım. 3 sayısı arkadaşlar. Onu bölüyor mu? Bölmüyor. 3 benim köküm olamaz arkadaşlar. Peki 5 olabilir mi? Acaba 5 böler mi? 5 artı 15 bölü 5'i. Bakalım. 5 böler mi 8'i? Bölmez. 5 de benim köküm olamaz. Peki 15 olabilir mi? 15 acaba 5 artı 15 bölü 15'i bölüyor mu? Bakalım. 5 acaba 15 acaba 6'yı bölüyor mu? Bölmüyor. Bu da olamaz arkadaşlar. Ha, demek ki benim 3'ü, 5'i, 15'i bu denklemde yerine koyup sağlıyor mu diye bakmama gerek yok arkadaşlar. Ne yapacağım? Bir tek 1'e bakacağım. 1 olabilir. 1 de çok kolay. 1 eksi 4 eksi 3 eksi 2 artı 9 artı 5 artı 15'in 0'a eşit olmadığını zaten görürüm.
O zaman bu ifadenin pozitif tam sayı kökü yoktur. Bugünkü son sorumuza geçelim arkadaşlar. Bugünkü son sorumuzda bunun kaç tane pozitif kökü vardır diyor. Pozitif tam sayı kökünü arıyoruz aslında bu soruda. Bunun 1 var değil mi? 2 var. 4 var. 19 var. 76 var. Atladığım var mı arkadaşlar? Bir de 38 var, evet. Atlamışım. 19 çarpı 2'yi atlamışım. Bunları denemem lazım. Şimdi bunları denerken hani şey de yapabilirim. Köklerin üst sınırını bulma metodunu da kullanabilirim. Bu şu anda şey antrenmanını yapıyorum. Şunu yapıyorum. Eğer bir ifade kökse A1 artı A0 bölü bunu bölmeli. Hemen 76'yı denemeli miyim diye bakıyorum. 76 acaba böler mi? Eksi 4 artı 76 bölü 76'yı bölmez arkadaşlar. 76 olamaz. 38'e bakalım. Acaba 38 böler mi? Eksi 4 artı 76 bölü 38'i bölmüyor. Bu da olamaz. 19'u deneyelim. 19 böler mi acaba? Eksi 4 artı 76 bölü 19. Aa, 0 yaptı, bölüyor. Olabilir. Kesin demiyorum, bakacağım. 4 olabilir mi? 19 acaba böler mi? Eksi 4 artı 76 bölü 4. 19 bölmez. Olamaz. 2 olabilir mi? Acaba 2 böler mi? 76 bölü 2 hocam, böler. Olabilir. Evet. Hocam yanlış olmadı mı? Ne yanlış oldu? Hocam 4 böler eksi 4 artı 76 4 olmayacak mıydı? Ha, evet olacaktı. Doğru evet. Çıktı. Ama gene olmuyor değil mi? Evet. Ha, tamam. Bir, o zaman benim burada deneyeceklerim neler? 1'i deneyeceğim. 2'yi deneyeceğim. Bir de 19 deneyeceğim arkadaşlar. 1'i koyunca sağlayıp sağlayamadığını kolayca görebiliriz. Sağlamıyor değil mi? 1 sağlamıyor. X eşittir 1 sağlamaz. 2 koyunca sağlıyor muyu deneriz bakarız. 32 yapıyor burası. İşte burası 16 çarpı 19 yapıyor. Burası 3 çarpı 8 yapıyor. Artı 57 çarpı 4. Eksi 8 artı 76. Buradan da yaparsanız ikinin sağladığını görürsünüz arkadaşlar. Bir de neyi deneyeceğiz? 19'u. 19 denemek çok zor arkadaşlar. Evet ama bu soru özel hazırlanmış. Bakın burası 19 üzeri 5. Burası 19 üzeri 4 çarpı 19. 19 üzeri 5. Bunda bu birbirini götürdü. Burası 19 üzeri 3, 19 üzeri 3, 19'un karesi çarpı 19 diye yazıp 3 ile çarparsak eksi 57. 57 çarpı 19'un karesi. Bunda da bu birbirini götürdü. Buraya 19 koyduk. Eksi 76 artı 76 birbirini götürdü. 0, x eşittir 19 sağlar arkadaşlar. Demek ki bugün öğrendiğimiz metodlar çoğu, metotların çoğu tam hepsini hatırlamıyorum ama hepsi arkadaşlar kökler için bize sınır veriyor. Bu kök olamaz diyor. Ya da bu kök olabilir diyor. Kesin budur demiyor arkadaşlar. Ya diyor üst sınırı bu, bundan küçüklere bak diyor. Ya da diyor işte Newton metodunu kullanarak diyor bunlar olabilir, bunlar olamaz diyor. Sadece bunların hepsini deneme, bunları dene diyor. Şimdi bu videonun tekrarını izleyerek düzgün bir şekilde notlarınızı alacaksınız arkadaşlar. İyice öğrenip bütün kuralları iyice içselleştirmenizi bekliyorum sizden. Bu dersi burada